Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Nisan ayı özel hayatınız, aile, yuva, ebeveynlerle ilgili konularda önemli etkiler barındırıyor. Yeni ayla başlıyoruz Nisan ayına. 1 Nisan'da Koç burcunun 11 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin 4. evinizde doğacak ve önümüzdeki 15 Nisan'a kadar olan süreçte yeni ay tesirleriyle beraber hayatınızda bazı kararlar alabilirsiniz, etkiler altında kalabilirsiniz. Merkür'le ve Şiron'la birleşen bir yeni ay ev yuva alanlarında, ailevi konularda bazı hedeflerinize odaklanırken, buralarda bazı sorunlarınız varsa, değiştirmek istediğiniz konular varsa özellikle daha rahat inisiyatif almanız, harekete geçmeniz konusunda sizi destekleyebilir. Taşınmalar, yer değişimleri olabilir örneğin. Ebeveynlerle ilgili, ilişkilerle ilgili konular olabilir. Evlilik, yuva kavramları olabilir. Tüm bunları bu yeni ayın kapsamında ele alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için çok daha önemli ve güçlü bir etki getirebileceğini söyleyebiliriz. Evet, gezegeniniz Satürn Kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu ay 5 Nisan'da Mars'la birleşecek. Mars-Satürn kavuşumu Kıran-ı Nahsen denilen çok sert ve güçlü bir açı kombinasyonu. Bu sizin ikinci evinizde meydana gelecek. Aslında toplumsal konularda, kolektif alanda önemli etkiler getirebilir. Yani doğa olayları, zorlayıcı kısıtlamalar, savaş gibi daha toplumsal olayları tetikleyebilir Mars-Satürn kavuşumu. Sizin özel olarak ikinci evinizi etkileyecek. Yani bu biraz daha parasal konularda baskılar, kısıtlamalar, sıkıntılar, zorluklar getirebilir. Yani belki bir ihtiyacınız var. Bunun için parasal anlamda kaynak gerekiyor. Yani burada bir zorluk olabilir. Mücadele edilmesi gereken konular olabilir. Gelir gider dengenizle ilgili özellikle biraz daha sorumluluklarınız artabilir maddi konularda. 5 Nisan ve yakınlarında bu baskılara dikkat etmek gerekiyor. Belki parayla ilgili konularda daha bilinçli ve daha sorumlu davranmakta fayda var. Ardından ayın 12'sinde zaten gezegenin Mars balık burcuna doğru ilerleyecek. Artık kova burcundan ayrılacak. Venüs ayın 5'inden itibaren balık burcuna doğru ilerliyor. Bu biraz daha ay ortasından itibaren enerjileri değiştirmeye başlayacak. Daha çok iletişim, bilgi trafiği, işte hareket, özellikle yakın çevre ilişkilerinizin daha fazla sizi destekleyebileceği bir döngüye doğru girebilirsiniz. 12 Nisan yine çok özel bir gezegen pozisyonu var gökyüzünde. Neptün ve Jüpiter. Balık burcunda birleşecekler ki bu iki gezegen 13 yılda bir burçta kavuşur. Ancak balık burcundaki en son kavuşumunu 1856 yılında yapmıştı. Yani biz bunu tabii ki şu anda dünyada yaşayan hiç kimse bunu deneyimlemedi. Ama kolektif alanda, toplumsal alanlarda, dünya üzerinde önemli etkiler getirebilecek bir kavuşum bu. Jüpiter-Neptün kavuşumu. Bireysel olarak 3. evinizde olacak bu güçlü enerji. Zihinsel anlamda yaratıcılığınızın artabileceğini söyleyebilirim. İyicildir bu etki. Jüpiter ve Neptün balık burcunun yöneticisidir ve çok güçlü etkiler getirir. Güçlü ilham akışları, yaratıcı etkiler, güçlenen sezgiler. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizi destekleyebilir. Kardeşlerle birbirinizi anlama, empati yapma, işte küslükler varsa bunların bağışlanması, çözüme kavuşması mümkün. Kardeşlerinizle ilgili keyifli, olumlu etkiler gelmeye başlayabilir. Venüs'ün de artık balık burcunda ilerliyor olması ayın son günlerinde 20'sinden itibaren Neptün'e ardından Jüpiter'e doğru da yaklaşacak ve ay sonunda birleşecekler. Hani bu olumlu tesirleri yakın çevre ilişkilerinizde daha güçlü hale getirebilir. Güzel seyahatler olabilir, geziler olabilir, tatiller olabilir. Kısa da olsa bunlar. Yani böyle bir deniz yolculukları olabilir, işte ruhsal içerikli manevi yolculuklar, seyahatler olabilir. Güzel eğitimlere katılabilirsiniz. Bunlar daha spiritüel eğitimler, işte sanatsal eğitimler, kurslar. Bu tarz eğitimlere katılmanız, yeteneklerinizi, becerilerinizi geliştirmeniz mümkün görünüyor. Ayın 16'sında Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde kariyer alanınızı aydınlatan bir Dolunay. Plüto'yla da güçlü bir etkileşimi var. Plüto burcunuzda. Dolayısıyla dönüştürücü bir Dolunay bu. Toplumdaki statünüz, iş, mesleki tanımınız, kariyeriniz, sorumluluklar, görevleriniz,
otoriteyle ilgili konular, aile büyükleriyle ilgili konular, ev yuva temaları. Yani tüm buralarda önemli bir farkındalık, bir dönüşüm teması var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu dolunay çok daha dönüştürücü olacaktır sizin için. Mesleki değişimler olabilir, bir işten ayrılma, işte kendi işini kurma veya kendi işinden ayrılma, başka bir göreve geçme, terfi etme, atama, yer değişiklikleri, evlilik, ayrılık gibi konular ya da ortaklıklarla bağlantılı olarak görev tanımınızda ya da toplumsal statünüzde değişimler olabilir. Ev değişimleri olabilir. Aile büyükleri, özellikle ebeveynlerin sağlığı, onların yaşam düzenleri, onların belki genel hayat koşullarıyla da ilgili tabii ki güçlü etkiler olabilir. Bu dolunay döngüsüyle beraber. Ayın zaten son iki haftasında bu tesirler devam edecek. 25'inden itibaren Venüs Balık burcunda güçleniyor. Önce Neptün'e, ardından Jüpiter'e doğru ilerleyecek. Çok özel tesirler var. Çok keyifli etkiler var. Komşu ilişkilerinizi destekleyebilir. İşte arkadaşlar, kardeşler, akrabalarla ilgili böyle çok iyicil etkiler verebilir ayın özellikle son günlerinde. 30 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Ayı güneş tutulmasıyla tamamlıyoruz. Ama bu daha çok tabii ki Mayıs ayını ve önümüzdeki birkaç ayı etkileyecek bir tutulma. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Bağatıcı YouTube kanalımdaki güneş tutulması videosunu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.